de yayınlayayım. Bu tarafa mı geçeyim ben? Yok, olur hocam. Tamam, Şebnem Hoca'yla geçeyim. Tamam. Şebnem Hoca'yla. Bu süreci izliyoruz. Sevgili Şeyh Musa sarılmayı düşünüyoruz yarın hep beraber. Başka arkadaşlarımıza da gene sarılacağız. Çok yakındır. Meslektaşlarımız cezaevlerinde tutuklu yargılanıyorlar. Neden? Hekimlik pratikleri nedeniyle, iyi hekimlik pratikleri nedeniyle. Bu iyi hekimlik pratiklerinin içine yerleştirilmiş yalan beyanlarla İstanbul'da açıklama yapmıştık. Neredeyse her gün bütün odalar... Herkes biliyor Şeyh Musa Gökalp'in tutuklanmasıyla Türk Tepler Birliği'ne ve hekimlere gözdağı vermeye ve Sağlık Bakanlığı'nın pandemi sürecinde yaptığı vahim hataları ve sakladığı gerçekleri bütün yalınlığıyla ortaya koyan Türk Tepler Birliği yönetiminin cezalandırılmaya çalışıldığını. Herkes biliyor Şeyh Musa Gökalp'in iyi hekimlik değerlerine sahip ve onurlu bir hekim olarak antidemokratik, adaletsiz uygulamaların karşısında olduğunu. Herkes biliyor Şeyh Musa Gökalp'in suçsuzluğunu. Herkes biliyor iftiracı gizli tanık beyanları ile insanları tutuklamanın haksızlığını, hukuksuzluğunu, vicdansızlığını. Herkesin ve hepimizin bildiği gerçekleri görerek adaletin ulusal ve uluslararası hukuk normlarına uyacağına inanarak 10 Şubat 21 günü Diyarbakır Adliyesi'nde görülecek duruşmada meslektaşımızın serbest bırakılacağına inanıyoruz. Hiçbir dayanaklı bir gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmış ve sonrasında da tutukluğa çevrilmiştir bu durum. Bu hem bizleri, meslektaşlarını, hem hastalarını, hem bu ülkedeki sağduyulu insanları çok üzmektedir. Tekrar söylüyorum, Doktor Şeyh Musa Gökalp bu ülkede iyi hekimlik değerlerinin simgelerinden birisidir. Bu olayın bir an önce olumlu bir şekilde neticelenerek arkadaşımızın bizlerle beraber olmasını istiyoruz. Biz hekimler okuduğumuz mahkeme tutanakları ve Şeyh Musa Bey yıllardır görev pratiğinde izleyen meslektaşları olarak onun suçsuzluğuna kaniyiz ki üzerine atılı iftiralarında mahkemede sunulan delillere rağmen tutukluluğunun devam etmesini kabullenemiyoruz.